It took me a long time to realize that not everything in life is meant to be a beautiful story. Not every person we feel something deep and moving with is meant to make a home within us, is meant to be a forever. Sometimes people come into our lives to teach us how to love. And sometimes people come into our lives to teach us how not to love, how not to settle, how not to shrink ourselves ever again. Yes, sometimes people leave, but that's okay, because their lessons always stay, and that is what matters. That is what remains. Love him so when he flips that dough, he's Pizza Boy USA. Bugünlük bu kadar yeter. Oh, çok şükür yarım. Selam, benim adım Gökberk. Sosyal medya yöneticisiyim. Boyum 1.80, 73 kiloyum. Gözlerim Ela. Ankara Çankaya'da büyüdüm. En sevdiğim renk turuncu. 4 kelimeyle yaşıyorum. Yeni hayatımın ilk günü. Beni artık yeterince tanıdıysanız bugünün konusuna geçebilirim. Bugün sizinle birlikte köy vlogunu çekiyoruz. Ve arkadaşlarımın bile hala anlamadığı neden 3 aydır köyde yaşıyorum sorusuna cevap vereceğiz. İşim dolayısıyla günümün yaklaşık 8-9 saati telefon ve bilgisayar ekranına bakarak geçiyor. Ve buna arta kalan zamanda da zaten yine televizyon izliyorum. Ve bu ekran başındayken teknoloji konusunda bayağı bir düşünme fırsatım oluyor. Son zamanlarda fark ettiğim bir şeyi size anlatmak istiyorum. Çok fazla tüketiyoruz. Ve bunun kıymetini asla bilmiyoruz. Bunu sadece içerik olarak düşünmeyin. İlişkilerimizde, alışverişlerimizde, teknolojik ürünlerde bunu her alanda yapıyoruz. Mesela Instagram'dan biriyle tanışıyoruz. Bir iki gün konuşuyoruz, hemen sıkılıyoruz. Yallah. Teknolojik bir şey alıyoruz. Özellikle bu son zamanlarda teknolojik ürünlere karşı o kadar sinirliyim ki. Çünkü şu an üretilen bütün teknolojik ürünlerin aslında bir son kullanım tarihi var. 2 yıl sonra ister istemez televizyonlar, telefonlar, laptoplar, kameralar hepsi bozuluyor. Seni sürekli yeni bir televizyon almaya yönlendiriyor. Ama eski ürünlerde bunların hiçbiri yok. Mesela ben şu an köyde yaşıyorum ve burada çok fazla eski eşya var ve hepsi çalışıyor. Bunlar benim çocukluğumdan, hatta annemle babamın gençliğinden kalma şeyler ve hepsi taş gibi çalışıyor. Mesela tüplü televizyonlar. Bu yıl köye gelirken eski DVD oynatıcımı da benimle getirdim. Çünkü odamda eski bir televizyon olduğunu biliyordum. Ve onunla birlikte eskiden olduğu gibi Netflix, Disney Plus, işte Blue TV bilmem ne, Prime olmadan önceki dönemlerdeki gibi film izlemek istedim. Çünkü izleyeceğiniz şey sınırlı olduğu zaman daha huzurlu hissettiğimi fark ettim. Son zamanlarda giriyorum Netflix'e ve yani yemek yiyeceğim, bir şey izlemem lazım. Ne izleyeceğimi bulamıyorum. O kadar çok seçenek var ki. Hiçbirini de izlemek istemiyorum ve en sonunda yemeğim soğuyor. Öyle boş bir şey izlerken yemek yemiş oluyorum. Ve artık bu beni çok sinirlendirmeye başladı. O yüzden ben karar verdim, köye yerleşiyorum. Şaka yaptım. Sırf Netflix'ten ne izleyeceğimi bulamadığım için tabii ki köye yerleşmiyorum. Ama bunun bana daha huzur verdiğini fark ettim. Aslında bu eski şeylerin, daha yavaş yaşamanın ve bu şehirdeki bu kaos, gürültü, hız, bundan uzaklaşmanın bana daha iyi geldiğini hissettim. O yüzden de şimdilik buradayım ve size de bu hayatı göstereceğim. Şimdi saat 10.30. Ben kahvaltımı 12.30'da yapacağım. O zamana kadar da yine teknolojinin başında, bilgisayarımda işlerimi hallediyor, edit yapıyor olacağım. Kahvaltı zamanı geldiği zaman kamerayı yeniden açacağım. Şimdi size bir şey söylemem lazım. Sonra da kahvaltı yeneceğiz. Geçen videoda diyorum ki yarın yeni bir vlog başlayacağım. Çekeceğim, hemen paylaşacağım. Çekeceğim, hemen paylaşacağım. Şimdi çok da öyle olmadı. Çünkü o videoyu çekeli tam 1 ay oldu. Ben o videonun kapanışını 2 Ağustos'ta çektim. Ve bugün 26 Ağustos. Ve saat 12.12. Kim beni düşünüyor acaba? Sen mi düşünüyorsun? Doğruyu söyle. Eğer sen düşünüyorsan aşağıdan kanala abone olmayı unutma diyorsun. Şaka yaptım. İstiyorsanız olun, istemiyorsanız olmayın. Neyse artık. Karnım gurultusunu duydunuz mu? Artık kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Hadi. Gelsene. Buzdolabı bomboş. Markete gitmemiz lazım. Şimdi markete giderken benimle birlikte birazcık şarkı söyleyin istedim. Ve biliyorsunuz ki arabalarda şarkı söyleyebilmek için Bluetooth'la bağlanmanız gerekiyor. Ama bizim arabamız birazcık eski olduğu için arabaya telefon bağlanmıyor. CD oynatıcısı da yok. O zaman ne yapacağız? Kaset kullanacağız. Bu arabanın içinde kaset oynatıcı var. Ve ben de bunu bildiğim için evin içindeki eski kasetlerimi buldum. Ve sizin için bulduğum kasete bakın. Hepsi dinleyeceğiz. Amanın da amanın, kim gelmiş? Eski sevgilim gelmiş. Sen beni sevdiğine inandırma. Sen önce kendini inandır.
boyu beraber. Yalan, yalan. Ay birileri beni izliyor. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Gün açan çiçekler gibi. Öyle saf ki sevgimiz. Ben özgür değilim, değilim, değilim. Nasıl olsaydım kredi kartımın borcu vardı. Yani özgürlük bu. Her manada uçmaktır ki gel gör kuşları biliyor. Kim? Bu kim yazmış bunu ya? Çok seviyorum bu şarkıyı ama bunu kim yazmış gerçekten? Her manada uçmaktır ki gel gör kuşların dili yok. Ne saçma bir söz. Her şey küçük bir yalanla başladı önce. Zararsız bakışlar. Ay sanırım ihanet. Biz çocukken bu teyp oynatıcılarda böyle bir kısım vardı ve o kısa bastığın anda kasetin üzerine ses kaydedilirdi. Ve ablam beni döverdi bunu yaptığım için. Çünkü kasetin yani müzik kısmının üzerine kaydediyorsunuz, anladınız mı? Ve o da yani bilmiyorum 8-9 yaşındaki Gökberk'in sesini duydunuz az önce. İnşallah bir daha çıkmaz, çok cringe oldum şu anda. Kirlettin her şeyi, her şeyi. İzledikten sonra herkesin Spotify geçmişine hepsinin yeniden girmesini istiyorum. Hepiniz yeniden hepsi dinlemeye başlayın. Ve hepsi yeniden ünlü edelim ve Gülçin ne yaptığını üzülsün. Hepimiz yeniden hepsini dinleyelim. Salak Gülçin'e gününü gösterelim. Şimdi alacaklarımızı alalım. Sonra artık eve geçip kahvaltımızı yapalım. Geldik. Markete hoş geldiniz. Market aslında burası. Bizim bahçemiz. Babaannemin bahçesine hoş geldiniz. Şimdi sizinle burada bir domates biber toplayacağız. Sonra tavuklardan da yumurtaları alıp menemen yapacağız. Menemen yaparken de zaten bol bol konuşacağız. Şöyle bir domates, birazcık da biber bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben diğerlerinden biraz daha geç kahvaltı yapıyorum. Onlar sabahtan kahvaltı yapmış oluyor. Bunlar bize yeterli olacaktır. Hadi mutfağa geçelim. Bahçe domatesi o kadar güzel kokan bir şey ki. Çok heyecanlıyım. Şimdi kahvaltımızı söylüyorum. 2 yumurtadan menemen, biberimiz, domatesimiz, her şeyimiz var. 1 dilim ekmeğim var. 1 bardak da süt içeceğim protein olsun diye. Sütümüz, yumurtamız, her şeyimiz burada doğal. O yüzden de tadı çok güzel oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var ki bizim ineğimiz hamileydi ve o yüzden süt veremiyordu. Ama dün doğurdu. Dünyanın en tatlı şeyini doğurdu. O yüzden onun sütünü şu an alamıyoruz. Alamadığımız için de böyle hazır market sütüne geçtik. Ama çok tatlı bir şey. Of. Kahvaltıyı bitirelim, sizi onunla tanıştırmaya götürürüm. Annesi izin verirse, annesi birazcık asabi ve kıskanç bir insan. Sana ne oldu? Sen daha dün benim kara kızımdın. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Neyse, menemenimizi yapalım. Hemen yemeğimizi yiyelim ve oraya geçelim. Fıtı 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 fıtı. Evet, acil misafir geliyormuş. En pratik yemeğin menemen olduğunu düşünüyorum. Menemen yumurtasız olmaz. Sefer, lütfen. Menemen yumurtasız olmaz. Sefer, lütfen. Misafirlere güzel bir menemen. Bu arada ben biber topladım ama ben biberden hoşlanmam. Bunu hiç düşünmedim. Sırf size şov olsun diye topladım. Ama menemenime katmadım. Menemeninde sadece soğan ve domates var. Aslında bu menemen değil. Neyse bu pişti, şimdi yemek kısmına geçelim. Evet, sonunda menemen hazır. Sefer de birazcık yedi ama hallettik bir şekilde. Mükemmel olmuş tadı.
Anlayacağınız köyde kalma nedenim de bu. Birazcık bu çok fazla hızlı yaşamaktan, gürültülü yaşamaktan, kalabalıktan birazcık kaçıyorum. Ve burada da keyfim yerinde yani. Çok eğleniyorum ben burada. Her gün bir olay çıkıyor. Her gün bir kaos, her gün bir dövüş. Mutlaka bir şey oluyor. Yakında da fındık dönemi başlıyor. Yani gerçek eğlence o zaman başlayacak. Galiba şu an Ankara'ya dönme kararı aldım. İşte benim burada kalmamın ana nedeni geldi. Annem. Menemen yiyecek misin? Yok, yemeyeceğim. Niye? Tadına bakmayacağım mı? Bakayım hadi. Çatal vereyim sen, dur. Yeter. Çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Evet, güzel oldu zaten. Hmm. Baba, neden köyde kalıyorsun? Anlat. Burayı çok seviyorum. Buralıyız zaten. Havası güzel, fındığımız var, işimiz var, bahçemiz var, her şeyimiz var. İneğimiz var. İneğimiz var da böyle yapamam ki ne? Olsun. Bundan sonra işte her şeyimiz var. Burada burası güzel bizim için. O zaman bir gün seninle yüzme yarışması yapalım videoda. Olur. Olur mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Denizde yüzeceğiz. Yüzerim de. Yüzemezsin olay sen. Yüzemez. Yüzerim, nasıl yüzüyordum önceleri, şimdi yüzemiyorum. Biz çocukken babaannem bizi hep yüzmeye götürüyordu. Ben çok yüzerdim. Buradan Rusya'ya gidiyor muydun? Rusya değil de yani biraz pek giriyorduk denize yani. Pek giriyorduk. Bizim evin hemen yanında bir otlak var, bu ineklerin otlaması için. İnekler de orada. Ama bunun haşin bir anası var. Elime sopa aldım. Asla vuramam bu arada da. Ultimatom vermek için. Bakın bu anne olan değil. Şu da anne olan galiba. Ay, Bulut'u gördüm. Şu an yavrusunu görüyorum. Bakın. Annesinin kuzusu. Kıyamıyorum şu an. Hani annesine şey yapamam. Annesi de onu koruyacaktır. Dikkatimi dağıtıyorsun sen. Nasıl, süt var mı süt? Aha, süt yok. Annene poponu yalatırken iyi ama. Seni koparabilir miyim ya? Şu yüzüne bak, şu yüzüne. Bir de süt içiyor. Bir de annesinin memesine vuruyor. Annesine bir de poposunu yalatıyor. Gel kokla. Ağzında süt köpüğü kalmış, bıyık olmuş. Sevebilirsiniz birbirinizi. Neyse, ben artık gidiyorum. Daha fazla onlara rahatsızlık vermek istemiyorum. Annesi çünkü tedirgin oluyor. Ve benim de bir sürü işim var. Akşam dışarı çıkabilmek için şu an eve dönmem gerekiyor. O yüzden kamerayı artık dışarı çıkarken açacağım. Evet, kahvaltıyı yaptık. İşlerimizi hallettik. Ve şu an şeye doğru gidiyorum. Deniz kenarındaki eve doğru gidiyorum. Denize girdiğimiz bir ev var bizim. Burada da inşaat var şu anda. Bahçede bir depo yap. Neyse, önemli olan bu değil. Şu an önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu deniz kenarındaki eve yılan girmiş. Ben ne zaman böyle köy vlogu çeksem bir hayvan hep bir eve giriyor. Farkında mısınız? Annem de birazdan gelecek. Yine bir şok. Arkadaşlar, eve yarasa girdi. Anne, balkonu açma. Ne yapıyorsun anne? Ya çık oğlum, aptal, orada ne işin var? Anne, ne yapıyorsun sen de? Şimdi aşağı geçecek, gel çarpmasın. Git. Aşağı kata sakın. Çarp. Ben görevli olarak seçildim. O yılanı çıkaracağım. Ama şimdi o yılan nerede? Elime şöyle bir şey aldım. Ölürsen çok üzülürüm. Sakın ölme. Burada bir yerdeymiş ama nerede bilmiyorum. Stüdyoda gerginlik dolu anlar. Alt katta olabilir bu arada. Bence alt katta olması daha mantıklı bu arada. Nereden gelecek ki başka? Ama şimdi bir şey söyleyeceğim, yani hani şurayı da şöyle dizerseniz ben bu hayvanı nasıl bulabilirim? Şemsiye çırpma bir de şey. Yani utanmıyorsun, beni göndermeye utanmıyorsun he. İnsan çocuğunu... Ben alırım ya. Çekil, ben alırım, çekil. Eğer ölürsem çektiğinden emin ol. Küçücük bir şey ya, ver şunu. Nereden biliyorsun küçücük olduğunu? Belki anakonda. Zeynep abla. Drama queen ya. Şevki ya, şimdi de içine çıkarsan. Maviyi getir, saçmalama. Hadi erkeğin yine bilmiyor, bu tane bilmiyoruz. Hadi. Sadece bunları bekliyorsunuz. Beni bırakıp gideceksiniz. Evet. Ya ne yapacaktık? Bu rezilliğe daha fazla dayanamıyorum. Kendime alem çıktı daha iyi. Şimdi şöyle bir onun level'ına ineyim dedim. Ş-
şey gibi oldu şu an. Clickbait yapmışım gibi oldu ama gerçekten yapmadım. Gerçekten öyle söylendi bana yani. E bana var dendi. E bana var dediler. Ben biraz denize gireyim, denizin keyfini çıkarayım. Ondan sonra orada bir yerde açarım artık. Kiraz çiçek açayı, aykırı dal üstüne. Wow! Kiraz çiçek açayı, aykırı dal üstüne. Alıp kaçarım. Wow! Alıp kaçırayım seni kollarımın üstüne. Kiraz çiçek açıyor. Kiraz çiçek açarı. Ne? Dur, hadi söyle. Kiraz çiçek açayı, aykırı dal üstüne alıp kaçarım seni, wow. Kiraz çiçek açayı, kiraz dal açayı alıp kaçıracağım kollarımı, wow. Kollarımın üstüne, wow. Kiraz dal açıyor. Hayır, dallar kiraz açıyor. Kiraz çiçek açıyor, aykırı dal üstüne. Öf ya, yeter. Denize girelim artık. Kiraz çiçek açayı, aykırı dal üstüne. Alıp kaçayım seni kollarımın üstüne. Oldu, bu sefer yaptım. Ben de şöyle bir sıkıntı var. Benim ezber yeteneğim çok kötü. O yüzden o videoları yaparken ben çok zorlanıyorum aslında. Yani çok kolaymış gibi gösteriyorum ve çok şeymiş gibi yapıyorum ama aslında 150 kez falan çekmem gerekiyor o videoları. Ama yaparken çok eğleniyorum. Bir de ezber seviyem, yani ezberleme yeteneğimi arttırıyor o videolar. O yüzden hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Bu arada yüzerken de vlog çeken ilk kişi benimdir büyük ihtimalle. Su çok güzel. Gelsenize. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yazlıkçılar bunu biliyordur. Böyle şimdi bu ağzımın falan etrafı her yerim böyle tuzlu tuzluyken yediğin şeyin tadı bir başkadır. Yediğin şeyin tadı bir başkadır. Şimdi gideceğiz. Deniz kenarında keyif yapacağız. O zamana kadar ben yüzerim işte. O zaman görüşürüz orada. Yemeğe başlamışlar. Arkadaşlar şimdi ben denizden direkt buraya geldim ama saçma bir şey oldu. Biz tekne aldık. Bu vlogda bunu çok fazla anlatmayacağım ama biz tekne aldık ve şimdi gezmeye gideceğiz. İlk turumuzu yapacağız. Ondan sonra başka bir vlogda ben bu teknenin vlogunu yapacağım zaten. Hadi içeri gidelim. Şimdi Fatma benim miçom. O yüzden onu çalıştırıyorum. Ben deneyimli bir Karadeniz uşağı olduğum için. Nereden deneyim? Ben rezil olarak doğduğum için otomatik geliyor bana. Düşme. Miço. Sana ihtiyacım var. Çalıştırıyorum. Ama bu çok şey. Olduğu kadar. Zaten mükemmel katlamana gerek yok. Ne dediğini duydunuz mu? Mükemmel katlamana gerek yok. Galiba hiç beni tanımamış. Tekne kısmını ben burada kapatıyorum. Yarın asıl tekne vlogunu çekeceğim. Orada göstereceğim size her şeyi. Şimdi eve geçtiğimde kamerayı yeniden açarım. Biz geldik. Bak babaanne. Balıkçılar olarak yiyeceklerimizi getirdik. Bakın bakalım. Bak neler yaptık bugün. Ooo palamut. Say kaç tane sayı. En sevdiğim, en sevdiğim Fatma. Babaanne çiğ çiğ yiyecek misin? Öyle söylediler. Evet, çiğ çiğ yiyeceğim. Balık sevmiyor musun? Evet, videonun kapanışını yapmadığım için şimdi edit kısmından geliyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Size köydeki bir günümü anlatmaya çalıştım. Aslında bunun gibi bir sürü olay oluyor ama siz sadece bir kısmına şahit olabildiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım köyümüzü beğenmişsinizdir. Bu arada bundan sonra şöyle bir karar aldım. Her iki haftada bir video atacağım. Her hafta video atmak da bana biraz fazla geldi. Ama gerçekten kendi özümü bulmuş gibi hissediyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım bunu da size yansıtabiliyorumdur. Diyeceklerim de bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer benimle ilgili daha fazla şeye ulaşmak isterseniz şurada Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.